Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zırh örgü modeli yelek olarak anlatımını yapacağım. Ön kısmı bir kanadı bu. Ben koltuk altı kesimine kadar koltuk altı kesim olacağı yere kadar ördüm ve diğer kanadını birlikte başlayıp öreceğiz. Koltuk altı kesimlerini de sizlere sağ ve solda nasıl kestiğimi detaylı bir şekilde göstermek istiyorum çok zırh modeli çok şık ve örmesi de çok keyifli bir model çeyizlik hediyelik olarak da örebilirsiniz kullanışlı bu şekilde esnek bir model arkadaşlar bu ön kısmı arka kısmı da gayet esnek bir model olduğu için örgü modeli rahatlıkla kullanılabilecek bir örgü yelek. Hemen malzemelerimi ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Renk zemini açık olduğu için biraz model kendini göstermek istiyorum. Model kendini pek fazla göstermiyor. Umarım net bir şekilde görüyorsunuzdur. Gayet çok güzel bir şekilde görüntüsü var. Bunun en önemli püf noktası arkadaşlar Şöyle ipin rengini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle pudra pembesi bir ip kullandım. E, kamerada nasıl çıktı? Şu anda tam e, net e, benim gördüğüm bir şekilde mi görüyorsunuz onu bilmiyorum. Telefondan telefona fark edebiliyor kamera ışıklarından. Şöyle renk numarası da 161 Alize Angora Gold ile ördüm. Bu yapıda farklı markalarda da bu modeli çalışabilirsiniz. Ördüğünüzde çok şık, zarif, hafif bir yelek oluyor. İpimi alarak, şiş kullandığım şiş numaralarını sizinle paylaşacağım. Bu örgü modelinin en önemli püf noktası şişlerimizin biri çok kalın görünüyor, diğeri de çok ince olması aralarında yarı yarıya bir fark numara farkı var kalın şişim 7 milim ince şişimde iki buçuk milim silindiği için görünmüyor görünmüyor yazısı şu anda Öncelikle şöyle iki 2,5, buçuk 7 milim Siz bunu 6 milim olarak da kullanabilirsiniz Çünkü iki buçuk 6 milimle de uyumlu olur ya da 7 numara kullanacaksanız üç buçukta ince şiş varsa elinizde o şekilde de kullanabilirsiniz Kalın şişimize ilmek atarak başlayacağız. Şimdi modelimizin başlangıcını sizlerle yapayım. Sonrasında kesme kısımlarını zaten öğreneceksinizdir. Tekniklerini öğrendiğinizde bir de el aşinalığı çok önemli. Ben de beni bilenler bilir, takip edenler Instagram sayfamda şiş örgüyle hiç alakam yok. Ve bir heves yapıp bunu başladım arkadaşlar. Çok da güzel, zevkli ama ben de acemilik çektim tabii ki de pes etmedim çünkü yeni başlayanlar şimdi bunu ben çok kolay desem de neresi hani kolay diyenler de olabilir Ayşe Hanım ama gerçekten ben de hani örgüyle çok içli dışlı olduğum halde bile çok acemilik çektim birden tığdan şişe geçişte o yüzden pes etmeyin yani ördükçe eliniz düzelecektir. Ördükçe e, ustalaşacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. Aynı yoldan ben de geçtim. Hemen şöyle uzun bir e, kamera açısı da çok yakın olduğu için arkadaşlar şişle şöyle göstereyim. Biraz zor şişler çünkü uzun tığ gibi değil böyle kısa. İpimizi şöyle iki buçuk üç metre kadar uzun bir ip bırakıyoruz. Şiş örgüsü bilenler zaten e, anlayacak. İpime bu şekilde bir düm ilmeklerimizi kalın şişe başlayarak bu örgümüzün başlangıcı olacak. Hemen şöyle bu beden 36 38 beden için siz bunu 40 veya üzeri dediğim gibi bu sayılarını siz ayarlayacaksınız. Örgü modelini çözdüğünüzde, yaptığınızda zaten Sayıları ayarlamak da çok kolay. Önemli olan zaten modelin yapım aşaması. Bir de zaten kesimler, koltuk altı, yaka. O kısımları, Diğer yerlerini siz örmeye başladığınızda, Otomatik olarak kafanızda oturtacaksınız sayıları da beden olarak. Şöyle şişime ben bunu ne sık, Şöyle rahat hareket ettirebilecek şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Ne sık ne de çok gevşek bırakın. Çok sık olursa diğer şişe geçişlerde zorluk yaşayacaksınızdır. Gevşekte olursa örgümüz düzgün olmaz. Hepsini aynı şekilde, aynı boyutta ilmeklerimizi atalım. Ben bunu 66 ilmekle başladım, 36-38 beden için. 66 ilmekle başladım arkadaşlar. Siz bunu 40 daha büyük olsun istiyorsanız, dediğim gibi 36-38 yapıp da daha geniş yelek Sevebilirsiniz O yüzden de sayılarını e, ama çift sayı olmasını önem e, verin, yani özen gösterin, dikkat edin. 66 Değildi de daha geniş olsun istiyorsanız bu ön kısımları 68, 70, 72. Bu ilmek sayılarını çift çift artırarak e, yeleğinizin de istediğiniz büyüklükte genişlikte olmasını sağlayabilirsiniz. Uzunlukta da aynı şekilde zaten koltuk altı kesimine geldiğimizde. Uzunluğunu da sizler ölçülerini vereceğim. Ilmek atmak için bu şekilde alt kısmı oluyor. Devam ediyoruz. Şöyle ilmeğimi yavaşça da iki bir iki tane göstereyim. Nasıl attığımı. 66 tane tek olarak sayacağız ilmeklerimizi. Dediğim gibi ne gevşek ne bol bu şekilde tek baştaki çift olarak attığımız ilmeği de tek sayıyoruz. 1 2 3. Bu şekilde sayarak 66 ilmek elde ediyoruz. Sonuna kadar gelelim devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle 66 tane ilmeğimi attım. Şuraya ben bir düğüm atıyorum daha sağlam olsun diye. Ördüğümüzde şu kalan ipimizi de sarıyorum dikerken tekrar ip ekstra ip takma sıkıntısı olmasın. Sararak bunu da hem ziyan etmemiş oluyoruz hem dikerken ekstra bir ip kalabalığı olmasın diye şu arasından da bir düğüm takıyorum burada sabitliyor hemen ince şişimi alıyorum iki buçuk milim olan şişi bir tane boşa alıyorum şişime sonrasında şu önden tek dalına bakın taktım ipimiz zaten burada direkt üstten atıyorum bunu ters olarak örüyorum sonra ipimi arkaya alıyorum arkadan yine tek dalına düz olarak örüyorum normalde şiş örgüde düz şu şekilde alınıyor ama biz bunu arkadan aldığımız şeklini örüyoruz ipimi yine öne aldım bu sefer yine önden üstten ipimi atıyorum. Sizin için yavaş yavaş gösteriyorum arkadaşlar. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde örüyoruz. Sonuna kadar böyle. Dediğim gibi şişlere Örgüye eliniz alıştığında gayet kolay ve çok zevkli bir örgü modeli arkadan yapıyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Şimdi bunu ters olarak örüyorum. İpi attığım şekilleri de size yavaşça gösteriyorum. Arkaya alıyorum ipimi. Bunu düz olarak örüyorum. Öne alıyorum ipimi. Ters olarak örüyorum. Arkaya alıyorum. Düz olarak ördüm. Öne aldım. Ters olarak örüyorum. Bu şekilde bir düz, bir ters olarak Sonuna kadar iki ilmek kalana kadar devam edelim. Son, sonunda da bakın düzler belli oluyor. Bu ters, düz, ters, düz, düz olan e, kısımların e, ön tarafında bakın terslerin şu şekilde bir görüntüsü var. Belli olacak. Örmeye başladıkça siz de anlaşılır bir şekilde anlayacaksınız modelin yapımını. Sonuna kadar örelim aynı başladığımız şekilde. Evet sonuna geldik arkadaşlar hemen düzü ördüm şimdi bakın burada bir ters örüyorum 2 ilmeğim kaldı arkaya atıyorum normal modelde ördüğüm gibi bir ters örüyorum yine bu son kısmını Şimdi bu sonunu da yine ipim arkada bu şekilde değil. Normalde şiş örgüde ördüğümüz tersimizde alıyoruz. En son ilmeklerimizi böyle ters bir şekilde örerek başlıyoruz. Böyle bir görüntüsü oldu. Zaten model kendini bayağı bir 7-8 sıra ördükten sonra meydana çıkacak örneğin. Modeli arkadaşlar şimdi birazcık karışık yani tam belli olmuyor. Birkaç sıra örmenizi tavsiye ediyorum. Yine bunu boşa aldım. Bu ilk başladığımız yine ters. Aynı başlangıçta yaptığımız gibi her sırada böyle başlayacağız arkadaşlar. Bunu tersten ördüm. Ilmeğimi arkaya atıyorum. Bakın bir tane boş aldım, bir ters ördüm. Bunu da düzden. Bu ince şişten alırken biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Önce şöyle Önüne büyüterek ilmeği arkadan almanızı tavsiye ediyorum. Zaten eliniz alıştıkça daha kolay öreceksiniz. Yine aynı şekilde düzü düz, tersi ters olarak örüyoruz. Bu sırada da arkadaşlar modelin hiçbir anlaşılmayacak tarafı yok. Tersi yine. Üstten doluyorum. Yine ipimi arkaya alıyorum. Düzü de bunu ilmeğimi büyütmek için çok sıkı yapmayın. O yüzden çok bol da durmasın. Bakın. ilmeklerin bu şekilde rahatça hareket edebiliyor. Şişin üzerinde çok da sıkı yapmayın. Çok da gevşek yapmayın. Her iki şişte de aynı şekilde ilmeklerinizi evet duracağını yani gevşekliğini ayarlayarak yaparsanız bu batımlarınız da kolay olacaktır. Yine sonuna kadar bir ters bir düz. Bir alt sırada ters ördüysek yine aynı tersi tersi ters ilmekle düzü de düz ilmekle örmeye devam ediyoruz. Bu her sırada bu şekilde olacak. Sonuna kadar yine gelelim 2 ilmek kalana kadar. Bakın ilmeklerim ne bol ne de çok sıkı. Bu şekilde olmasına özen gösterelim. Devam edelim. Sonuna geldim yine tersimi ördüm. Öne aldım ilmeğimi. Bakın buradaki düz. Pardon ters. Düz ördük, ters ördük. Şimdi tekrar arkaya alıyorum düz. Örüyoruz. Bunu normal modelde ördüğümüz haliyle. Sonda kalan ilmeğimizi arkadan hiç ipimizi almadan bu şekilde düz örüyoruz. En son ilmeklerimiz hep bu şekilde düz örerek şu kısım yanlarda kısım daha düzgün uzayabilsin yani görüntüsü düzgün olsun diye son ilmeklerimizi aynı hem başlangıçta hem sonda arkadaşlar sürekli aynı şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu sırayı da başlangıç olarak örelim biraz sonrasında devam edeceğiz yine ilmeğimi boşa aldım ben bunu ters şekilde örüyorum şimdi ince şişimize toplamaya başlayacağız ilmeklerimizi bunu düz bir şekilde arkadan öne alıyorum ters arkaya alıyorum düz ters düz ön alıyorum ters arkaya alıyorum düz örüyoruz arkadaşlar ilmeklerimizi. Bu şekilde sonuna kadar gelelim. Dediğim gibi birkaç sıra ördükten sonra model kendini göstermeye başlayacaktır. Birkaç sıra ben de öreceğim, size tekrar göstereceğim. başlangıç ve bitişteki sonda bitirdiğimiz noktaları zaten gösterdik hepsini aynı şekilde örerek devam edelim Evet arkadaşlar bakın ben toplamda şu büyük şişle ördüm kısımlardan 1 2 3 4 5 sıra ördüm toplamda 10 sıraya tekabül ediyor 10 sıra ördükten sonra bakın model gayet kendini çok güzel bir şekilde gösterdi. Sizler de şöyle altında arkası beyaz olduğu için tam net görünmüyor. Şöyle göstermek istiyorum. Modelimiz kendini gösterdi. Kenarları da bu şekilde ilerleyecek. Dikerken de daha güzel bir görüntüsü olması açısından bunu yaptım. Şimdi sizler ölçüsünü vereceğim. Ne kadar yapacaksınız? Ben diğer kanadını zaten göstermiştim. Ondan hemen benim ördüğüm ölçüleri sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle zemin beyaz olduğu için model pek göstermiyor. Şöyle gösteriyorum. 36 38. Ben tamamen hani tam şey olarak kendi keyfime göre yani hani uzunluğunu da kendi şeyime göre ayarladım. Sizler dediğim gibi dilediğiniz kendi bedeninize göre ya da daha uzun olmasını istiyorsanız standart bir ölçüsü yok yani. Uzun olmasını istiyorsanız dilediğiniz şekilde uzun örebilirsiniz. Ben bunu yaklaşık 52 santim 52 santim bu uzunluğunda. Koltuk altı kesme yerine gelene kadar örmüştüm ince şişimde. Şuradan da sayarsak şu büyük şişle ördüğüm boşluklardan 60 sıra tam ördüm. Şöyle şuradan başlayarak 1 2 3 4 5 bu boşlukları 60 sıra ördüm buraya kadar küçük şişimde, ince şişimde ilerlettim. Şimdi kesme kısmına geçelim bu sağ kısmı ön kısmı yani ön tarafta sağ taraf sağ ön kısmı oluyor ters tarafı bize doğru bakıyor hemen kalın şişimi alıyorum iki tane ilmeği ters tarafı bize bakılı olduğu zaman kesmelerimizi önden yani ters örerek yapacağız ikisini birden takıyorum direkt bu şekilde ters örerek çıkardım burada ilmek çıkardım ilmeğimi çıkardım onu düzelttim arkadaşlar hemen iki ilmeği birden çıkardık şimdi bunu büyük şişte olan kalın şişte olan ilmeğimi tekrar inceye alıyorum ve yine 1 2 aynı önden ters ördüğümüz şekilde iki taneyi takıp kesiyoruz. Yine bu ilmeğimizi ince şişimize geçirdik. Şuralarda 3. kesmemizi yapıyoruz. Yine tersten örerek ters şekliyle çıkardık. Tekrar ilmeğimize taktık. Dördüncü kesmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada 8 tane kesme olacak. Koltuk altında. Tekrar beşinci kesmemizi yapacağız. Altıncı kesmemiz ince şişten aldığımız için biraz zorlanıyorum. Yedinci ve son kesmemi yapıyorum. tane yine alıyorum. ve 8 adet kesmemizi burada tamamladık arkadaşlar. Şimdi ters var. Ters örüyoruz normal. Yine 8 adet kestikten sonra bu ilmeği değil. Hemen yanındaki ters tersten düzü düzden örerek sırayı sonuna kadar gelelim. Kamera açısı yakın olduğu için hızlı öremiyorum. Kamera arkasında tabii ki daha daha elinizde alıştığında daha hızlı öreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben aradaki mesafe çok yakın olduğu için çarpıyor şişlerim. Çok sık olduğu için bakın takmakta zorlanıyorum. Takabildim. Göstereceğim zaten bir şey yok. Tersi tersten örüyoruz. Aynı aşağıdaki gibi düzleri düzden örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen göstereyim bakın 8 adet kesmemi yaptım ön düz tarafından düz haliyle görünüyor 1 2 3 4 5 6 7 8 sonuna kadar devam edelim burayı yine aynı şekilde ön kısmı yaka kısmı olacak burada buraya gelelim tekrar geri dönelim burada hiçbir işlem yapmıyoruz yine aynı şekilde devam edip bu sıraya geldiğimizde şu koltuk altına 3 ilmek kala göstereceğim Evet arkadaşlar bakın buraya geldim burada öndeki yaka kısmına hemen kesimi başlamadık koltuk altında 8 kesim yaptık buraya geldik hiçbir işlem yapmadan aynı ördüğümüz şekilde devam ettim yine koltuk altı kısmına geldim yine burada da bir tane keseceğim bakın ipim arkada bir ters bir düz örmüştüm şöyle ipimi öne alıyorum. 2 tane ilmek birden bir önceki yani üç tane ilmeğimiz kalmıştı. Bunların ikisini birlikte örüyorum. Burada da bir tane kesmiş olduk. İpimi arkaya atıyorum. Bakın arkadaşlar bunu yine aynı sonlardaki kesme yaptığım yani sondaki en son ördüğüm ilmek gibi ördüm. Burada da bir tane kesmiş oldum. Toplamda 9 8 koltuk altında kesmiştik ya 9 oldu. Şimdi bir tane daha keseceğiz. Toplamda buraya dönerken 10 kesmemiz olacak koltuk altında. Bir tane ilmeğimi boşa alıyorum yine ben. Önde bakın yanındaki terse tersten kesiyoruz. Yine başlangıç başlarken tersten başlıyorduk biz sürekli. Hemen bunu da tersten iki tane birden alıyorum. Şimdi burada ilmeğimizi alırken zorlanıyorum şöyle büyülterek devam edeceğim arkadaşlar şunu büyültelim almamız kolay olsun Evet şimdi ikisini birden aldım ilk baştaki ilmeğimi zaten her zamanki gibi boş alıyorum bunu tersten ördüm bir tane de burada kesmiş oldum tekrar ilmeğimi arkaya atarak düzü düz tersi tersten örerek sonuna kadar geliyoruz sonrasında koltuk altı işlemi burada bitti kesmemiz toplamda 10 tane kesmemiz oldu ilk etapta 8 tane kesmiştik alt sırada buraya döndüğümüzde bir tane kestik arkada yine dönerken bir tane daha kesip toplamda 8 9 10 10 kesmemiz oldu şimdi yaka kısmına gelelim yaka kısmındaki kesmeleri de sizlere gösterdikten sonra devam edeceğiz arkadaşlar Böyle sonuna kadar yine aynı şekilde tersi ters düzü düz örerek örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar bu kısma geldik. Şimdi yaka kesimine başlayacağız. Hemen şöyle iyice netleştireyim. Başta hiç ilmek almıyoruz boşa. Direkt düzden. Bakın düz tarafı bize dönük olduğu için şimdi e üst taraftan yani arkadan 3 tane ilmeği birlikte keseceğiz. Şöyle ipimi arkaya alacağım 3 ilmeğimi. Şu önden Üçünü birden kesiyoruz ilk etapta. Bakın 3 tane ilmek kestim. Şimdi normal tersi ters. Düzü düz örüyoruz. Sıradaki ters. Bu ilk 3 sırada ön kısmında, yaka kısmında 3 kez 3-3 keseceğiz. Sonrasında teker indireceğiz bunu. Devam edelim. 3 tane ilmeğimizi kestik. Birden sonuna kadar şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar sonuna geldim. Yine koltuk altında bakın son ilmek kaldı. Terse denk geldi. Yani e, buradaki ters hemen bu şekilde öne alıyoruz. Bunu ters örüyoruz. Yani bir öncekini düz ördük. Bunu da ters örüyoruz. Arkaya aldım. Pardon. Pardon arkadaşlar ters örmüşüm. Bakın şurada belli ters düz ters düz ters. Şimdi buradaki ters ama bunu düz öreceğiz biz yine. Çünkü düzü e, tersimizi ördük. Hemen yine aynı e, onu ben bir an e, yanıldım. Yine ipimi almadan burada kesiyorum. Alt sıralarda nasıl kesim yaptıysak buralarda da o şekilde kesim yaparak ilerliyoruz. Geriye dönüyoruz, koltuk altımız bundan sonra bu şekilde devam edecek. Aynı aşağıda başladığımız başlangıç sırasına göre yine ilmeğimi boşa aldım. Burada ters başladık. Bundan sonrası kesme işlemi olmadığı için. Bir karışıklık kafa karıştırır, karıştıran bir durum olmayacak. Yine ön kısmına gelelim. biz sonuna kadar örelim ön kısmında tekrar kesmemizi yapalım bakın düzelttik burada düzelttik şimdi bundan sonrasını da buraya kadar örelim yine bir kesmemiz üçlü bir kesmemiz olacak son iki tane üçlü kesmemizi yapacağız devam edeceğiz Evet arkadaşlar yine ön kısmına geldik. Bakın yaka kısmından buraya kadar örüyoruz. Son için ilmeğimiz kaldı. Buraları göstermek istiyorum ki sizinkileri de böyle ters ördüm. Denk gelmesi açısından bir yanlışlık hani olmasın. Bunu düz örüyorum. Yine bakın bu bir alt sırada 3 tane topladığım yer. Birden kestiğim yer. Bunu da yine düzden örerek buradaki kesmemi yani kesme işlemimize geçiyoruz. Sonunu tamamladık. Sadece düz olan kısımlardan kesmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ön yaka kısmında e, bu de ördüğümüz yerlerde normal düz örüyoruz. Şimdi yine bakın 3 taneyi yine düz bir şekilde alıyorum. 3 taneyi bir kesiyoruz. Bu ikinci 3 tane kesin, yani üçünü birlikte keserek ikinci oluyor ki bu sıra Hemen yine öne alarak bakın sıradaki ters ters örüyoruz. Sıradaki düz düz örerek yine aynı şekilde buraya kadar gelelim. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Aynı ördüğümüz düz yani zaten yoluna girdi. Düzgün bir şekilde geriye dönerek buraya kadar gelelim. Yine 3. kesmemizi de birlikte örelim arkadaşlar. Yine koltuk altına doğru geldim arkadaşlar. Bu sonun son kısımlarını göstermek istiyorum ben. E, kafa karışıklığı olmasın diye bir dişi ve başlangıçta belki ilmekleriniz denk gelmeyebilir ya onu iyice net göstereyim diyorum ben. Şimdi bakın düzü ördük. İpimiz arkadaydı, öne aldık. Tersi. Yani burası gayet yoluna girdi. Tersi örüyorum. Şimdi hemen arkaya ipimi attım. Yani altta yeleğimizin alt kısımlarını nasıl buraya kadar geldiyse kesme yerlerine kadar bu şekilde örerek yine aynı devam ediyoruz. Bakın düzeldi. Yine aynı formda devam ediyoruz. Başlangıçlarımız da yine aynı. bir değişiklik olmadı. İpimizi alıyoruz. ilk ilmeğimizi boş. Bunu tersten örüyoruz. Ve düzü düzden tersi tersten düzü düzden örerek devam ediyoruz. Koltuk altını bu şekilde omuz kısmına keseceğimiz yani kesme son kesme yerine kadar hiçbir işlem yapmıyoruz. Koltuk altında sadece yaka kısımlarında artık kesmemiz devam edecek. Devam edelim sonuna kadar. Evet yine geldik yaka kısmında son 3 ıı, ilmeğimizi yine tersimizi örüyoruz. Burada düz yapıyoruz. Yine son bak, bir alt sırada bakın, kestiğimiz üçlü kestiğimiz yerde yine denk geliyor aynı şekilde. Bitişlerdeki kesme gibi yapıyoruz bunu da. Hemen yine geriye dönüyorum arkadaşlar. Bu son üçlü kesmemiz olacak. Yine aynı şekilde e, üç sırada sadece dönüşlerde yani düz olan kısımlarında her sırada yapmıyoruz bu kesmeyi. Şu ön tarafı düz olan e, yeri bize bakacak şekilde kesme işlemini yapıyoruz. Şunu alttan almak istiyorum. Üçünü birlikte kestim. Ve yine ilmeğimi öne atarak ipimi tersi ters düzü düz örüyoruz. Bunu yine aynı e, bir başa kadar gidip sonra yine buraya gelelim yaka kısmına artık üçlü kesmelerimiz bitti bu sadece üç sefer oluyor şimdi tek tek kesmeye devam edeceğiz ta ki bitirene kadar bitirene kadar kesme işlemimiz tek tek olacak arkadaşlar bunu bu şekilde devam edelim bakın zaten Görüntüsü şekli oluşmaya başladı. Buraya kadar gelelim. Tekli kesmelerimizin de nasıl yapacağımızı göstereceğim. Sonrasında ilerleyeceğiz. Omuz kısmına gelene kadar bu şekilde tek tek keserek devam edeceğiz. Yine ön kısmına geldim arkadan arkadaşlar. Düzümü ördüm. Ters ilmeğimi örüyorum. Düzü örüyorum. yine tekrar öreceğim. Düzü ördüm ve yine son ilmeğimi bu şekilde düz örerek tamamlıyorum. Evet, burada 3 tane bakın belli oluyor. 1 2 3. Kesmemiz yapıldı. Artık kesme işlemlerimiz 1 olacak her sırada. Yani buralarda sürekli kesme işlemleri bu kısımdan ördüğümüzde yapıyoruz kesmeleri. Şu şekilde yapacağız. Hemen göstereyim. Önce tek, bunu boş alıyoruz her seferinde. Hemen bakın buradaki ters ilmeğimiz, bu yanındaki düz bu yanındaki neyse yani ikinci ilmeğimiz bunu örmüyoruz. Bu ilmeğimizi ilk ilmeğimiz boşta. Bu bu değil de bu yanındaki düzse düzden örüyoruz, terse tersten örüyoruz arkadaşlar. Yani kesmemizi yapıyoruz. Bakın bu ters, bu düz. Bunu düz şekilde zaten ön kısmı da bize bakıyor düz tarafı. Bunu düz şekilde örüyoruz. Kesiyoruz iki tane ilmeğimizi. İlk ilmeğimizi boşa aldık. Bunu da Düzden ördük ki bir yanındakine ters denk geliyor yani ilk ikinci ilmeği Baz alarak bunu kesmelerimizi yapacağız ters ikinci tersten düzse düzden öreceğiz Burada bir kesmemizi yaptık Yine devam ediyoruz Ters Düz Ters düz örmeye Buraya kadar gelelim tekrar Yani burada birkaç sıra daha göstermek istiyorum ki yani denk gelmeyebilir kafa karışıklığı olabilir Neden Ayşe Hanım? aynı şekilde bizimkisi inşallah Detaylı bir şekilde anlattım sürekli de gösterdim bu başlangıçlar arkadaşlar Bakın normalde bu başlangıçlarımız ters olurdu ipi ilmeği boşa çıkardıktan sonra ilk ilmeğimiz şimdi düze denk geldi O yüzden kesmelerimizde ikinci ilmek neyse bunu buraya kadar tekrar örelim Tekrar devam edeceğiz koltuk altımız aynı şekilde ilerleyecek hiçbir işlem yok. Buradan nasıl yukarıya yükselttiysek kesme işlemimiz bitti. Devam ediyoruz. Koltuk altımıza gösterecek bir şeyimiz yok. Şimdi kesmelerimizde burada bir tane kesimimizi yaptık. Buraya kadar gelelim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yine geldik. Hemen bakın ters örüyoruz. Bir önceki sıralardan farklı yani burada sonunda kesme yani sonlarına geldiğimizde düz bu iki son iki düz düz ör, örüyorduk düz düz şimdi bakın sondan bir önceki terse denk geldi aşağıda bir alt sırada e, kesme yaptığımız için e, iki tane tek bir kesme bunu da normal yine bu sonlarda hep aynı şekilde kesmemiz yani bitirişimiz. düz şekilde. Evet, şimdi dönüyoruz. Buralarda yaka kısmında tek tek kesmemiz olacağı için, koltuk altındaki gibi bu alt alt sıralarda ördüğümüz gibi denk gelmeyebilir yani son bitirişlerimiz. Ama hep son şu ilmeği hep aynı şekilde bitiriyoruz. Normal önden düz alarak örüyoruz. Hemen yine bunu boşa aldım arkadaşlar. Burada da yine tek keseceğim. Bakın. 1 2. 2. sıradaki ters. Ters olduğu için tersten keseceğiz bunu. Bir alt sırada kestiğimizde düzden kesmiştik. 2. ilmeğimiz düzdü. Bunu da ters olduğu için tersten keseceğiz. İlk ilmeğimizi boşa aldık. 2. ilmeğimizi de ikinci ters. İkisini de tersten kesiyorum ve ipimi arkaya atıp yine devam ediyorum. Düzü düz, tersi ters örerek ilerliyoruz. Yani yanıltmasın sizi. Çünkü bakın yine düz tarafı bana denk geldi. Kesmelerimiz hep şu örneğin düz tarafı bize denk geldiği halinde yöne doğru keseceğiz. Ama başlangıçlarımız buralarda tek tek kesme olduğu için kayabiliyor. Bir terse bir düze. İkinci ilmeğimiz neyse ona göre kesmemizi yapıyoruz. iki ilmeği birden öndense terse, tersten kesiyoruz. Düzse düzden örerek kesmemizi yapıyoruz. Şimdi yine aynı bu şekilde ilerleyeceğiz. Gelelim dediğim gibi bu arkada döndüğümüzde de e, tersi ters. Bakın sonu yine ters. Ama bunu hep en sonda düz olarak e, örüyoruz. Oraya gelelim onu yine tekrar göstereceğim. Bir sıra daha sonrasında devam ederiz birlikte. Bitene kadar da artık çözmüş olduk modeli. Evet yine geldim. Burada da son kez göstereceğim arkadaşlar. Bakın düz ördüm. Burada da ters örüyorum. Her sırada denk gelmiyor. Yine burada aynı her zaman gördüğümüz gibi düze denk geldi. Bir alt sırada da bu ilk sondan önceki ilmeği ters örmüştük. Burada da düz düz yine düzü düz kesiyoruz. Kesimlerimiz değişmiyor. Son ilmeklerimiz. Tekrar başlıyoruz. Boşa aldım. Bakın bu ters, bu düz. Şimdi düzden keseceğim. İkinci ilmek e, neyse düzse düz, tersse tersten örüyoruz arkadaşlar. Hemen kestim. Yine ters düz bu şekilde ilerliyoruz artık anladığınızı düşünüyorum ve yaka kısmındaki kesimimiz bakın bu şekilde ilk 3 1 2 3 bu sıralarda 3 sıra 3 tane birden kestik şimdi tek tek keserek sonuna kadar devam edeceğiz omuz kısmında Kesmek sürekli yaka kısmında kesiyoruz birer tane omuz kısmı düz şekilde ilerliyor sonuna kadar omuz kısmında e, keseceğimiz yere kadar kesme yerine kadar e, örüyorum ben kamera arkasında sizlere de göstereceğim ne kadar daha ördüğümü kolay gelsin örecek olan arkadaşlara öğren arkadaşlarıma hemen örüp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yeleğimizin ön kısımlarını tamamladım. Ben ikisini de bu şekilde kenara aldık. Burada da kesmelerimizi yaptık. Omuz kısımlarından hemen arka kısmında sayılarını vereceğim. Ben koltuk alt bölümüne kadar ördüm. Şimdi aynı başlangıcı yine aynı kalın şişimize başlıyoruz. Sayılarını ön kısımlarını 66 ilmekten başlamıştık. Arka kısmını da 116 ilmekten başladım ben. Bunu 36-38 beden olarak ördüm ben. Eğer 40 ve üzeri örmek istiyorsanız da büyütmelerini de şu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. 10 ilmek büyütecekseniz yani 40 ve 42, 44 beden bunun tamamen sizin bedeninize ya da öreceğiniz kişinin bedenine göre ayarlayıp yapacaksınız. Ördüğünüz yeleğin ön ve arka kısımlarına pay ederek ilmeklerinizi başlayacaksınız. Yani diyelim ben bunu 66-66 arkasını 116 çiften başladıysam siz bunu 10 ilmek arttırdığınızda ya da 15 ilmek art çift olacak yani sayılarımız ya da 16 ilmek arttırdığınızda ön kısımlarına 3 3 yani 10 ilmeğin diyelim ki 3 3 ön kısmına 4 ilmek de arka kısmına arttırarak yani toplamında 2 ön ve arkanın toplamında 10 ilmek. Bu 10 ilmeği 2 ön e, ön ve arkalara bölüştüreceksiniz. Yani onu zaten siz tekniğini anlayacaksınız. 20 ilmek arttırdınız diyelim. 6 ilmeği ya da 8 ilmeğin 4 4 ön kısımlarına kalan 12'yi de arka kısımdan arttırarak yani fazla ilmek atarak başlayacaksınız. Ben şimdi koltuk altına kadar ördüm bunu. Koltuk altında arka tarafın 116 ilmekle kalın şişe başlayarak ördük. İnce şişte olduğunda kesmemizi yapacağız. Hemen ilk etapta ters tarafı bize dönük olduğu için tersten kesmelerimizi yapıyoruz kalın şişimizle aynı ön kısımda nasıl yaptıysak burada da o şekilde ikisini birlikte keseceğiz tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar bakın iki taneyi önden aldım ilmeğimi ince şişe taktım ve tekrar ilk kesmemizi yaptık ilk ilmek daha alıyoruz şimdi 1 yine önden ördüğümüz şekilde ikinci kesmemizi yaptık burada toplamda altı kesme ilk etapta yapıyoruz 3 4 ters yani önden ördüğümüz şeklinde kesmelerimiz bu şekilde dediğim gibi düz tarafı bize dönükse düz örerek kesiyoruz ters tarafı bize dönükse ters ördüğümüz şeklinde kesiyoruz. Şimdi bu altıncı kesmemiz oldu. Şöyle sayalım. Bakın düz tarafına düz ilmeklerimiz geldi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Şimdi yine tersi ters düzü düz örerek devam ediyoruz. Bundan sonra dediğim gibi önde kesmeleri çözdükten sonra bunun anlaşılmayacak bir tarafı kalmıyor. Aynı şekilde ön taraflarda nasıl ördüysek burada da düzü böyle arkadan alıyoruz, tek dalından tersi öne alıyoruz ipi. Buradan tek dalından alıp ben üstten atıyorum. Düzü arkadan sonuna kadar gelelim ters önden sonuna kadar gelelim diğer kesmemizi. Diğer tarafta bu bu bir tarafın koltuk altı için ayırdığımız kesme. Bir kesmemiz daha olacak dönüşlerde. Sonra diğer tarafa da gelelim. Bitirelim bu sırayı. Devam edelim. Evet, sonuna geldik. Burada ters düz tekrar aynı ön kısımlarını ördüğümüz gibi son ilmeğimizi böyle önden düz alarak örüyoruz. Şimdi geriye döndük. Bu taraftan kesmemizi yapacağız. Ters taraf bakan taraftan yapmıştık. Şimdi düzü bize olan taraftan yine 6 ilmek keseceğiz diğer koltuk alt kısmını. Burada da arkadan yani düz taraftan düz örerek kesim yapıyoruz. İki ilmeğimizi öncelikle keseceğiz. Bir tekrar şöyle ipimiz ayrılmadan hemen ilmeğe takıyoruz kalın şişimize ikisini birden alıyoruz şöyle uç tarafına doğru getirdiğimde daha iyi boşluk oluyor. 2 tekrar takıyoruz. Üç Evet. Kamera açısı yakın olduğu için ilmek çıkarır diye şişimden ilmeği kaçırmaktan korktuğum için birazcık tedirgin örüyorum. Kusura bakmayın. da altıncı olacak. tekrar sayıyorum 1 2 3 4 5 6 şimdi yine ön tarafa alıyorum ipimi ters sıradaki ters ters ilmeğimizi şöyle sıkıca şişimiz ince olduğu için bol bırakmayalım yine düzü arkadan aynı şekilde örerek sona gelelim Orada da bir kesme yapacağız 3 ilmek kala örelim bunu. Sonrasında Devam edeceğiz. Buradaki kesmemizi de tamamladık. Evet şimdi burada da kesmemizi yapmıştık. 6 tane Geldik diğer tarafa Bir az sırada yaptığımız kesme yani diğer taraftaki Son üç kalana kadar ne demiştik burada da son bir kesmemizi yapıp 7 tane kesme olacak ön taraflarda 8 1 1 yapmıştık 10 da tamamlamıştık bunda da ilk etapta 7 kestik şimdi de son bir tane yapacağız ve 7 olacak ee, en son düz örmüştük şimdi ipimizi öne alıyoruz 2 tane ilmeğimizi ters örüyoruz son 3 ilmek bırakmıştık. Sonra ipimi yine arkaya alıyorum. Bunu yine böyle önden düz bir şekilde örerek tamamlıyorum. Burada da bir kesme oldu. 7 tane daha kesme olmayacak arkadaşlar. Tamamladık. Şimdi bu koltuk altına da gelelim. Burada da yine aynı buraya gelince 3 ilmek kala örelim. Orada da bir kesme yapıp sonrasında kesme işlemi bitecek. Hemen şöyle aldım. İlk etapta bir taneyi arkaya ipimi atıyorum. Bakın burada düz düz ilmeğimiz var. Düz örüyoruz. Altlar e, bu koltuk altı kısmına gelene kadar yine ters de başlamıştık ilmeğimizi aldıktan sonra şimdi düzde başlıyoruz. Bundan sonra düzü düz tersi ters örerek devam ediyoruz. Koltuk altına kadar gelelim başlangıç yaptık baş. Şu kısma sonuna kadar burada kesmeyi de yapıp bitirelim. Sonuna geldim yine. Bu kısımda da bir kesmemiz olacak. Tersi. Ters örüyorum. Evet, son 3 ilmeğimiz şimdi bir tane ters ördüm bunu da pardon düz ördüm. Sıradakini de ters örüp ince şişten almak zor oluyor. O yüzden şöyle ilmeklerinizi genişletip almanızı tavsiye ediyorum. İkisini bir ördüm. Bakın burada da bir tane kesmiş oldum. Son ilmeğimi de aynı her zamanki gibi en son ilmeklerimizi şöyle önden örerek tamamlıyoruz. Şimdi bir tane de burada kesmiş olduk. Toplamda burada da 7 oldu arkadaşlar. Artık kesme işlemi yok. Koltuk altları, sırt kısmında da kesme işlemlerimizi tamamladık. Bundan sonrasını dümdüz ön kısımlarında koltuk altından omuz hizasına kadar. Bakın burada da ters öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. Ters, yandaki ters kesmelerimizi yaptığımız için artık ikinci ters denk geliyor arkadaşlar koltuk altı kısmına kadar pardon düz denk geliyor koltuk altı kısmına kadar ters alıyorduk ikinci ilme ilk ilmeklerimizi tersten örüyorduk boşa ilmek aldıktan sonra yani başta boşa bir ilmek alıyoruz sonrasını ters örerek başlıyorduk şimdi ise her iki başta da düz ilmek örerek ilk ilmeğimizi boş alıyoruz ikinciyi de Düz örüyoruz çünkü burada kesmemiz olduğu için düze denk geliyor artık bunda Sıkıntı yok dediğim gibi ters ters düz önemli olan başlangıçları Şimdi omuz kısmına kadar arkadaşlar e, Ön kısımlarında koltuk altından omuz kısmına kadar olan e, Mesafeyi burada da aynı ayarlayıp öreceğiz Göstereyim Burada Bakın koltuk altından buraya kadar son şöyle diyelim kaç şu yuvarlağı sayarak çünkü burada artık 30 eksiltme olmayacağı için şuradan başlayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 bunu da 24 sayalım kalın şişten alarak kesmiştik. 24 değil de 23 yapalım bunu çünkü kesmemiz olacak hem omuzlarda hem ense kısmında 23 yapana kadar yani son iki sırayı örmeyelim bu kısma kadar örelim son iki sıradan yani bu mesafeyi ayarlayalım aynı bu şekilde eksiltmelerimizi tamamladık dümdüz örüyoruz ve koltuk o arka kısmın ense kısmında ve omuzlara denk gelecek yerlerdeki kesmelerimizi tamamlayıp yeleğimizi bitiriyoruz. Sonra da dikme işlemine geçeceğiz. Dikip tamamlayacağız. Sonra da ön kısımlarındaki aksesuarını yapacağız. Örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar yeleğimizin arka kısmını tamamladım. Ben koltuk altından yukarıya ense ve omuz kısmına kadar örüp kesme yerine geldik. Şimdi burada aynı, aynen öndeki koltuk altını ne kadar yaptıysak 25 sıra şu yuvarlak boşluklardan olacak, 25 adet toplamda da 50 sıraya denk geliyor. Burada 24 tane yaptım ben, 24 boşluk oluşturdum. 24.ünden sonrasını şimdi kesme işlemimizi yapacağız. Zaten bunu ölçerek de diğer ön kısımlarını bu koltuk altından ölçerek, isterseniz de sayarak. Bunları daha net bir şekilde sayılarını sayarak yapabilirsiniz. Aynı sayılara denk gelecek şekilde şöyle kalın şişim denk geldi benim. Hemen kesme işlemini yapıyoruz. Omuz kısmında ön tarafta şöyle 30 ilmek kalana kadar örüp sonrasında kesme yapmıştık. Şimdi de yine 30 ilmek örüyoruz. Önce ense kısmını keseceğiz. Sağda da 30 ilmek, solda da 30 ilmek kalacak orta kısmı. Ense enseye gelecek. Arka taraftaki o şekilde kesmemiz olacak öncelikle. Hemen şöyle ön tarafı, düz tarafı bize bakan tarafı düz olduğu için kesmelerimizi bu tarafta düzden yapacağız. Hemen kesme yapmadan önce tabii ki örmeye devam ediyoruz. Burada 30 ilmek ördükten sonra düz taraftan kesmeye başlayacağız. Şöyle ipimi arkaya aldım. Çünkü yanındaki düz koltuk altına kadar tersten örüyorduk bir yanındakini. Oradan sonra kestikten sonra da zaten videoyu izlediğiniz zaman göreceksiniz düz kısmına denk geldi arkadaşlar. Bir ters şöyle tersimizi önden örüyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. Düzümüzü gösterdiğimiz gibi bu şekilde örüyoruz. Tersimizi şu ilmeği çevireyim. Bakın ters ilmek belli. Bu şekilde zaten bu öğrenme tekniğini artık biliyoruz. Düzü düz düzden ters olanları ters bir şekilde örerek burada 1 2 3 4 5 6 30 ilmek olana kadar örüyoruz arkadaşlar tersi düzü ters ters düzü düz 30 ilmek sonra ense kısmının kesimini yapacağız Evet arkadaşlar bu şekilde bakın 2 4 6 8 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 tane ilmeğimizi bu tarafa aldıktan sonra şimdi hemen düz taraftan şöyle ilk önce ilk kitapta aynı önceki kesme yaptığımız işlemler gibi önce iki tane alıyoruz. İki ilmeğimizi çıkarttık. Buna takıyoruz düzden. Yani arka arka taraftan Tekrar ilmeğimi taktım, şöyle aynı ilmekle birlikte bir tane daha ilmek kalıp şu ipimizi de birazcık gevşek bırakmıyoruz, toparlıyoruz onu da ki kesim yerlerimiz daha düzgün bir şekilde. İkisini birlikte çıktım, hemen ipime takıyorum yine ilmeğimi şişime geçirdim, yine ikisini birlikte çektim. Şöyle iki tane birlikte arkadaşlar bir, bir şey bir farklılığı yok bu tarafta kalacak 30 tane ilmeğimiz sonrasında diğer tarafta da 29 kalana kadar 29 ilmek kalana kadar bu şekilde kesmelerimizi yapıyoruz e, çünkü 29 tane ilmek bırakalım ki e, buradaki iş işimizdeki bir ilmek ile beraber oraya geldiğinizde zaten anlayacaksınız. 30 ilmek elde etmiş olacağız. Bu şekilde kesmemizi yapalım. Çok gösterecek bir püf noktası yok. Bakın. Burası bu taraftaki omuz kısmı olacak. Bu ortada kestiğimiz tarafta ense kısmına denk gelecek. Burada 29 ilmek kalana kadar kesmemizi yapalım. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde kesmemizi yaptık. Ense kısmında 30 ilmeğimiz bu tarafta. 29 tane burada kaldı. Buradaki kestiğimiz ilmeğimizle birlikte öreceğiz. 30 ilmeğimizi sayıyoruz. Şimdi ipimiz arkada devam ediyoruz. Buradan örmeye ilmeğimiz burada düz yanındaki hemen düz örüyoruz. Öne alıyoruz. Ters örüyoruz. Tersten. Bu şekilde bu sırayı da 30 ilmekle tamamlamış olacağız arkadaşlar. Düzü arkaya atıyoruz ilmeğimizi ters önden alıyoruz düzü arkaya atıyoruz tersi önden alıyoruz bu şekilde sonuna kadar düz bir şekilde örelim aynı ördüğümüz şekilde devam edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi geriye dönüyoruz ortada Bakın iki taraflı kestik ense kısmını ve şimdi bu sırayı bu şekilde öreceğiz. Karşıya geçeceğiz. Önce ilmeğimi aldım. ipimi arkaya ilmeğimi şöyle ipimi sağlamlaştırıp yanındakini ters düzden arkadan öreceğiz. Şimdi öne alıyoruz. İlk bir, bir iki ilmek biraz şişte durması biraz zorlaşıyor arkadaşlar. O yüzden kaç ilmek ördükten sonra sıkıntı olmuyor. Ters, önden alıyoruz, düzü arkaya atıp arkadan örüyoruz. Bir sıra böyle örüyoruz. Sonraki bu tarafa döndüğümüz sırayı da keseceğiz. Buradaki tüm ilmeklerimizi kesip yeleğimizin arka kısmını da tamamlamış olacağız. Sonrasında da sonraki aşamada dikme. Ben dikip sadece ufak bir nasıl diktiğimi size göstereceğim. Dediğim gibi siz tığla da farklı yöntemler biliyorsanız da birleştirmeyi tığla da yapabilirsiniz. Kendi bildiğiniz gibi sadece merak edenler için kendimi nasıl dikiyorsam onu göstereceğim sonraki aşamada bu şekilde sonuna kadar örüyoruz. Bu ilmekleri komple örerek bu tarafa geçeceğiz. Şuraya geldiğimizde ben tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, sonuna geldik şuranın. Hemen bunu da normal önden ördüğümüz şekilde ördüm. Bakın hemen bu kısmı yaptık. Şimdi şöyle dönüp buranın kesmesini burayı ördük. Şimdi buranın kesintisini yapacağız. Kesip siz direkt kesmeden omuzlardan da ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi farklı teknikler biliyorsanız siz öyle o şekilde yapın. Burayı örmedim henüz. Bu ördüğüm kısım döndük. Burayı kesip sonra diğer tarafı da bir sıra karşıya geçip ipimiz şöyle arkada üst tarafı bize olduğu için yine tekrar düzden kesimimizi yapacağız. Aynı teknikle bu taraftaki omuz kısmını kesiyoruz. Kamera açısı biraz yakın olduğu için arkadaşlar şişler de uzun o yüzden de biraz yavaş ilerliyorum. Çarpmaması için sonuna kadar bunu keselim. Sonra diğer tarafı da bir sıra örüp Orayı da kesip tamamlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi bakın son iki ilmeğim kaldı. Bunu da aynı şekilde ipimizi şöyle sıkı yapalım. ilmeğimizi ona takarak son ikisini de birlikte alıp kesme işlemini bu tarafta tamamlıyoruz. Ellerimde biraz boya badana işleri olduğu için arkadaşlar tırnaklarımdan çıkması zor oldu o yüzden kusura bakmayın bu görüntü için. Şimdi burada bu kısmını kestik. Evet bu kısmını kestim ben. Şöyle ipimizi de kestik. Orada ipi zaten dikerken veya bir şekilde tığla gizleyebilirsiniz Siz bildiğiniz teknikle de varsa o şekilde de kesme işlemlerini yapabilirsiniz şimdi bu kanadına geçmiştik bunu bir sıra bu tarafa örüp tersten örüp bir sıra sonra düz tarafından kesmemizi yapmıştık şimdi bunu da aynı şekilde tersten bir sıra örüp sonra düz tarafına kesmemizi yapacağız hemen şöyle ipimi alıyorum biraz uzun şöyle bırakalım ki arkadan gizlerken. Bakın ilk zaten ters oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen aldım. Arkadan Şu ipimizi uzun bırakalım. Önde tutarak örüyorum. Buna isterseniz arkadan bir düğüm de daha sonrasında atabilirsiniz. Daha sağlam olsun diye bir düz bir sıkıntı olmaz ama dediğim gibi şuradan sıkıca bir düğüm atıp gizleyebilirsiniz. Burayı da yine bir ters bir düz örerek sonuna kadar gelelim burayı. Sonrasında düz tarafa döndüğümüzde da kesmesini yapıp yeleğimizi tamamlayacağız. gün biraz boya işleriyle uğraştım evde kendimce boya yaptım. Bazı eksiklerim vardı. Onları o yüzden de tırnaklarında tırnaklarımda falan bayağı kalmış. Çok su içinde de kalmasına rağmen bu kadar çıkabildi. Şimdi hemen sonuna kadar örelim. Geriye döndüğümüzde kesme işlemimizi yapacağız. Evet arkadaşlar bakın ben buradaki ipimi arkadan şöyle aradan bir düğüm attım sağlamlaştırmak için. Burada da yine aynı bir sıra ördük. Yine düz tarafına denk gelen kısmından kesmemizi yapıyoruz. Daha fazla göstermeme gerek yok. Yine düzden kesme yapacağız. Önce ilk e, iki taneyi birden örüyoruz. Sonrasında her e, seferinde ilmeğimizi şişimize takıp iki, iki tane alıp iki taneyi tek seferde örüyoruz. İki ilmeğimi takıyorum. Çıkmaması için birazcık parmaklarım da çok yakından gösteriyorum ama arkadaşlar. Bu şekilde burayı da tamamlayıp ipimizi keselim. Sonraki aşamada dikme işlemi olacak arkadaşlar zaten göstermeme gerek yok bundan sonrasında çok uzun olmasın diye de videolar arkadaşlar böyle kısa kısa gösteriyorum sizlere tek bir seferde yüklemek istiyorum videomu ki parça parça olsun istemiyorum video o yüzden de böyle kısa kısa kesiyorum zaten birçok ön kısımlarında da anlattım anlaşılır bir şekilde hem kesme yerlerini her tarafını detaylı bir şekilde gösterdim size şimdi bu kesmemizi yapalım sonraki aşamada dikme kısmına geçeceğiz size nasıl diktiğimiz siz tığla da ekleyebilirsiniz bu yeleğinizi birleştirebilirsiniz farklı yöntemlerle de şişle de yapabilirsiniz bunu ben dikerek yapıyorum sizde size de göstereceğim küçük bir kısmını dikme aşamasına geçtikten sonra tekrar birlikte olacağız Evet arkadaşlar ilk e, bu tarafını diktim ben bu şekilde göstereyim ikinci kısmını da birlikte bakın diktiğim yerde şöyle gayet düzgün bir şekilde diktik şimdi diğer tarafında göstereceğim şöyle ufak bir kısmını şöyle koltuk altına kadar dikiyoruz yine omuz kısmını da ben bu şekilde dikerek şu arada güzel bir sağlam bir şekilde görüntüsü de gayet güzel oluyor yine alttan gördüğünüz üzere şöyle dikiyorum. Teknik aynı. Hemen göstermek istiyorum diğer kanadını da. Çok az bir kısmını gösterdiğimde zaten çözeceksiniz siz nasıl diktiğimi de. Bunları eşitliyoruz. Ters tarafları bize bakacak şekilde gelecek arkadaşlar. Bakın. Birleştirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Düz tarafları iç kısmı geldi. Ters tarafları bize bakacak şekilde. Ee, ekran birazcık mesafedar olduğu için. Görüntü ekrana sığmıyor. Elimden geldiğince şöyle göstermek istiyorum. Burada kalan fazlalık ipimiz vardı. Bunu açıyoruz. Bu örneğimize modelimize başlarken. Düğüm atmıştım ben buna. Bunu açıp iğnemize takıyoruz. Bu bize yeterli olacaktır. Koltuk altına dikim yerine kadar. Şimdi buna ipimi, iğnemi takacağım. Şöyle bir iğne, yün iğnesiyle, sizin elinize rahat gelebilecek bir iğneyle ipimi takıp geliyorum. Evet, ipimizi taktık. Hemen iki ucunu şöyle birleştirdim ben. Şu uç kısımlarından. Bir iki kez şöyle sabitliyoruz, sağlamlaştıralım şu kısmı. Sonrasında zaten arkadaşlar bakın şu ilmeklerimizi attığımız yerlerde belli belli olacaktır. Buradaki sayı neyse karşıdaki sayıda aynı sayılara uyarak yaparsak denk gelecektir. Bu şekilde göstermek istiyorum içini. Bakın örneğimizin modeli bu. Bizim alacağımız yer şurası olacak. Göstermek istiyorum tekrar. Bakın. Şu kısım. Yani şu modelimiz burada kalacak. Biz bu kısımdan dikerek öncelikle şöyle alıyorum buradan aldım. Burayı da çevirerek bakarsanız bakın modelimiz şu modelimizin bu kısmını almıyoruz. Şurada kalan kısmını almıyoruz. Arkayı çevirdiğimizde şöyle bunu bir de burada şu kısmı alıyoruz. Buradaki şu kısımlar duruyor. Onlara dokunmuyoruz. Şimdi ben göstereceğim. Bunu aldım ve diktim. Şöyle her seferinde sayılarımızı kontrol ederek şöyle ekran biraz bulanık gösteriyor. Sıra şimdi bakın. Şurayı alıyorum arkadaşlar. Şu iki kanadını aldım. Buradan da Burayı bakın görüntüyü görüyorsunuz siz. Bu şekilde alıp dikiyorum. İnşallah şöyle net bir şekilde göstermek istiyorum. Şuralara kadar gelelim daha belirgin anlayacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi bakın şu ipimizden belli oluyordur. Şu kısmı diktik. Sırada bu kısım var. Şunu aldım sonrasında buraya alıyorum. Burada bu tarafta şu kanatlar duracak. Çünkü çevirdiğinizde bakın bunlar o şey kısma denk gelen yerler arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. Burada bu kanadı aldım. İnanın çok yani Elimi, elinizde göstermediğim için birazcık zaten siz diyor dediğim gibi siz elinizi aldığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız çözeceksiniz şimdi burada biraz daha zor ipimiz burada bu kısma geçtik sırasıyla şu iki kanadını aldım bunu buraya battım battım şimdi sıra bakın burayı çevirdiğimizde şu değil şu yanındakiyle şu kısmı alıyorum arkadaşlar düzgün bir dikiş izi olması için her seferinde de bu taraftan başlıyorum böyle karşılıklı değil de sürekli iğnemizi bu taraftan geçiriyoruz bir tane daha göstereceğim Bakın bir üst sıraya geçtim. Şu iki kanadı aldım. Buna buna da batarak şu iki kanadı bir ve iki. Çok ipimizi sıkmıyoruz. Bakın şöyle teller gibi ipimizi sıkmadan devam ediyoruz bu araya arkadaşlar. Başa kadar aynı şekilde karşılıklı batarak koltuk altı kısmına gelelim. Buralarda göstereceğim bir şey yok. İnanın video çok uzun oldu. Şu kısma kadar dikiyoruz. Burada hemen yine aynı omuz kısmını da arkadaşlar şöyle batacağım yerleri göstermek istiyorum size. Yine buradan ben başlıyorum. Şu başları önce tutturup burada da teknik çok aynı. Hemen şöyle şu kanatlarından bakın Şöyle aralarından batarak karşılıklı sürekli yine bu şekilde alıyoruz. Sürekli bir taraftan batıyoruz. Karşılıklı değil de böyle böyle batarak ama bunu da bu taraftan sürekli batarak ben dikiyorum. Yani bunu diktim. Hemen yine kısaca bir göstermek istiyorum. Çünkü videoyu artık tamamlayıp bitmiş halini göstereceğim ben yeleğimin. Bunu da böyle diktik. Sonrasında buraya geçtik. Bunu da diktik. Sonrasında gelişi güzel ben size göstermek için yapıyorum bunu. Buraya bunu da diktik. Yine yine atlamadan sırasıyla hepsine karşılıklı batarak tamamlayacağız. Burada bitirelim. Yeleğimizin dikim işlemini sonrasında da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi dikim işleminin işlemini de bitirdikten sonra zaten şöyle göstermek istiyorum. Bir sonraki videoda şöyle göreceğiniz terlik üzerine de yaptığım bu aksesuarı kadife terlikle örmüştük. Bir sonraki videolarda bunların yapımında göreceksiniz hem terliğin hem bunun. Bu şekilde bir aksesuar yaparak şöyle kenarlardan yine kol kısmına da bunu ölçerek yaparsanız hem kol kısmına bu şekilde sayarak yeleğinizi önce tamamlayın. Sonra da bunu kol kısmına ölçerek bunun dikimi de çok yine basit şu şekilde şuralardan kenarlardan tutturmuyorum. Buralardan tutturarak şu orta kısımlarından karşılıklı bir buraya batıyorum. Şöyle bir buraya batıyorum bu fıstıkların aralarını dikerek yeleğimizin kol kısmına ve ben bunu zaten tek parça yapacağım şöyle ön kısmını komple dediğim gibi öre, ölçerek bu şekilde yaka kısmından başladığımızı düşünün ölçerek bunu yeleğimizin ön kısmından bu şekilde başlayarak alt tarafından ve tüm tarafını dolanıyorsunuz arkadaşlar. Bu ense kısmı da dahil. Ense kısmı şuraya gelecek. Bunu burada da yapıyorsunuz. Bakın ense kısmının dış tarafına geliyor. Kollarla birlikte. Komple yeleğimizi bitmiş halini ben göstereceğim tekrar size. Zaten dik, dik, diktiğimizde göreceksiniz. Yani dikimi de dediğim gibi gayet e, çok basit tutturuyorsunuz yine şu fıstıkların aralarından dikerek ölçerek yeleğinize örün bu modeli başka bir modelde aksesuarda deneyebilirsiniz ama çok şık zarif bir model bu bu yeleğe çok yakıştırdım ben bu modeli çok hafif bir yelek olduğu için de gayet güzel bir görüntüsü oldu şimdi ben bu videomu artık burada tamamlayacağım en sonda yeleğimin bitmiş halini dikerek sizlerle birlikte inşallah paylaşacağım ve tamamla tamamlamış olacağız şimdi aksesuarımı ben de sizlerle birlikte tamamlayıp yeleğime göre ölçeceğim ipimi kesmeden ördükçe ölçüyorum e, dikerek de yani bunu hem dikip hem örebilirsiniz de gayet basit pratik bir model bu hiç sıkıntı olmaz bu şekilde tamamlayalım videoyu da aksesuarım videosunda ördüm bir sonraki videoda bulabilirsiniz yapımını Şimdilik görüşmek üzere. Bitiminde tekrar göstereceğim yeleği. Evet arkadaşlar. Yeleğimi tamamladım ben. Çoğu yerini diktim. Şu şekilde ön kısımlarını göstermek istiyorum. Arkaya. Buradan komple bütün bir şekilde bu ön kısmını buradan bütün bir şekilde diktim. Arka taraf Buraya geldiğimizde önden arkaya geçirdim ense kısmı. Omuzlardan yine tekrar bu kısımdan aşağıya indim. Burada tamamladım, bitirdim ve birleştirdim. Kol kısımlarını da bu tarafta diktim ben. Size çok küçük bir kısmını göstermek istiyorum nasıl diktiğimi. Ee, söylemiştim ama yine de içim rahat etmedi tamamlamak üzereyken ben şöyle bakın ölçerek ördüm ben kol kısmını da dediğim gibi bu aksesuarı ölçerek örebilirsiniz buraya kadar diktim şöyle küçük bir kısım kaldı Burada da zaten birleştiriyorum bu şekilde burayı da nasıl iğneyle nasıl diktiğimi size şöyle bir iki kez göstermek istiyorum. Sonra yeleğimiz bitmiş olacak. Burada hiç alta üste gerek e, duymuyoruz inmeye. Şöyle aradan yani yeleğim alta girmeden şu yeleğimizin tam böyle hafifçe batırarak şöyle battığım yer en son burasıydı. Şu kısma geçiş yaptım. buradan tekrar böyle hem düzeltelim hem boyunu ölçüsünü yine aynı yerden batıyorum bu sefer yine şöyle fıstıkların arasından bu kez şöyle sağlı sollu çapraz bir şekilde bu kez karşıya geçtim sonrasında yine buradan batıyorum bu kez yine şöyle karşıya geçtim. Buraları da düzeltelim elimizle. Tekrar yine battığım aynı en son iğne ile çıktığım yerden karşıya geçiyorum. Sadece bu kenarlardan tutturarak fıstık aralarından geçiş yaparak buraya kadar bakın. Geliyoruz burada da birleştirmemizi yapacağız. Ve yeleğimizi dikim aşamasını da bu şekilde sizinle paylaşmış oldum. Diktiğim yerden Burayı da bu şekilde göstermiş oldum arkadaşlar. Hemen aşağıya geçiş yapıyorum. Burada diğer kolunu da aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Videomu tek parça halinde yüklemeye çalışacağım. İnşallah yükleyebilirim. çünkü kısa da kısa da tuttum. Çok uzun sürsün istemedim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak beğeni ve yorumu yaparak da arkadaşlar desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Burada ipimi kopardım ve gizleyerek yeleğimin dikimini tamamlamış olduk. Tekrardan gösteriyorum. Bu şekilde kol detayı gayet bakın çok şık. Görüntüsü omuz kısımları zaten böyle denk gelecek. Şöyle bir terlikte yaptığım yeleğime uyumlu. Renkleri farklı çıkabilir kameradan ama aynı renk tonlarında arkadaşlar. Aksesuarın yapımını bir sonraki videolarda bulacaksınız. Sonraki videolarda yeleğimin de anlatımı detaylı e, paylaşmış oldum sizinle. Aksesuarı ayrı bir videoda, terliği de yine ayrı bir videoda pratik e, kadife terlik yapımını da sonraki videolarda bulabilirsiniz hepsinin e, yapımını arkadaşlar. Dikimi de yine bu şekilde gayet e, aynı şu fıstık aralarından dikebilirsiniz terliğinizde. E, başka bir videoda görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, Allah emanet olun